bütün şeye rağmen, bütün imkansızlıklara rağmen İstanbul'da yaptığımız çalışmalarda %55, 54, 55 hayır gözüküyor. Ama evet diyenlerin bir kısmında hayır diyeceğini biliyoruz. Yani onu görebiliyoruz. Mesela biz şu anda İstanbul'da 50 bin arkadaşımız sahada çalışıyor. Çünkü biz medyada yokuz. Yani hiçbir medyada yokuz. Motivasyonları nasıl? Hemen söyleyeyim. Yani hemen oraya geleceğim. Yani hiçbir medyada yokuz. Ne büyük medyada ne de TRT'de. Mesela TRT'de ilk kez çıkıyorum ben TRT'de. İşte Alabalık Partisi'nin İstanbul İl Başkanıyım. 13 aydır burada il başkanıyım. İlk kez TRT'ye çıkıyoruz. Bak bir örnek vermek istiyorum size. Mesela sizin kurumunuzda 1-20 Mart tarihleri arasında TRT ekranında Adalet Kalkınma Partisi'ne 3816 dakika ayrılmış. Cumhuriyet Halk Partisi 194 dakika. Şimdi böyle bir adaletsizlikle seçime gidiyoruz. Sadece sizde değil, büyük medyada da öyledir. Havuz medyayı zaten söyleme, onun şey, onun hiç olmasa tavrı nettir. Ama burası mesela bir devlet kurumudur. Yani herkesin vergilerinden oluşmuş bir kurumdur, tarafsız bir kurumdur. Tarafsız kurum bile taraflı olarak kampanya yürütüyor. Böyle zor şartlara rağmen. Şunu da söyleyelim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz olacak. Yaşar Taşın Koç Haber Daire Başkanı. O kadar olsun. yok izleyicilerimize duyurmuş olalım onu söyleyelim. O kadar olsun. O kadar olsun çünkü mesela günde 10 saat iktidarın lehine yayın yapılıyor. Bu kadar adaletsizlik olmaz.